teklif ettiği zaman oraya eski kütüphane müdürü Muammer Bey, Günay Hanım, Nevzat Kaya, ben birlikte gittiydik. O zaman istenen o cüz'i parayı Kültür Bakanlığı verememişti. Ve onları alamamıştı. Pek cüz'i bir parayı aldığımızı söyleyemem. Hayır, sizin için demiyorum. O zaman evet. için benim söylediğim 80'li yıllar aşağı yukarı. Ancak parayı mı veremedi bakanlık yoksa almayı Hayır, Süleymaniye Kütüphanesi'ne aldırtmak istediler. Her yıl Süleymaniye Kütüphanesi'ne belirli bir bütçe veriliyordu. Hmm. O bütçe bitmişti, başka şeyler alınmıştı. Oraya para kalmayınca kütüphanede Kültür Bakanlığı da bir katkıda bulunmadığından alınamamıştı. Bu arada tabii ki bunlar toplu halde bir yerde bulunması çok önemli ve çok hoş bir şey. Ancak sizlerin hatırlamadığı, ben iki gazetenin kütüphanesinden de bahsetmek istiyorum. Birisi eski Akşam Gazetesi, evet. birisi de eski Cumhuriyet Gazetesi'nin. Eski Cumhuriyet Gazetesi'nin yerini biliyorsunuz. Girince İttihat Terakki Binası. İttihat Terakki Binası. O kütüphanede bütün arşiv bulunduğu gibi yığınlarla eski harfli tarihler vesaireler de bulunuyordu. Müteferrika var mıydı? Şimdi müteferrikayı hatırlamıyorum. Olsaydı hatırlardım. Fakat ne oldu? Birdenbire onların hepsi kayboldu. Yok. Kapandı. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nde. Turgut abi, onların bir kısmı hala orada duruyor. Eski binada. Hayır. Eski binada bir kısmı duruyor. Mezunu bir bayanı getirdiler. Bir kısmı bir üniversiteye bağışlandı. Koleksiyonlar. Evet. Bir kısmı da sizin üniversitede Erhan. Marmara'da. Cumhuriyet'in kitapları. Evet. Arşivi. Arşivi. Evet, şimdi konuya girmeden önce Holbein miydi? Neydi o gramerin ismi? Turgut abi. Turgut abi kendisininkini korumaya alıyor. Hemen. Göster dedi ya, şu mu? Evet. Var mıymış? Var. Hayır, yok demedim ben. Yani bir Murat, göreyim dedim. Bir göreyim dedim. Biliyorum, sendeki yazarından imzalıdır, biliyorum. Bakın. Ama senin yazına da çok benziyor o imza. Yok. Şimdi bir dakika müsaade et. Bırak. Eve götürmeyeceğiz. Bende var bir tane. İki tane şimdi de bakın. Şimdi tabii ki Sayın Afyoncu bize önce bir müteferrikanın kişiliğini, kimliğini anlatacak. Sonra zaman içinde detaylara gireceğiz. Benim bugüne kadar gördüğüm birkaç nüshadan bir tanesi bu, bir tanesi bende. Bu bir Avrupa cildi bir kere. Çünkü Avrupa'ya gitmiş. Bu Avrupa'dan geldi. Papazlara satıyor. Benimkisi ise tamamen bir Avrupa cildi. Üstelik kötü bir cilt. Ancak şu kağıtlar da biraz nem, bu ev değiştirdiği için nemlenmesin diye konmuş bir özel pelür kağıtları. Aa, bu gitmiş mi kitap seninki? Bak. Tabii. Pırıl pırıl. Şey yarıştırması yapacağız. Pırıl pırıl. Şuraya bak. Cildin tertemiz. Ya şimdi bak. Turgut abi bize programın sonuna kadar lazım. Üzerine gitme. Abi şimdi. Affedersin. Yani aslında şurayı sen ayaktayken, yani şu iki rafı gösterebilirse arkadaşlar. İki rafı şey arasında yapalım. Yani bu iki raf. Toplamda 17 kitap. Yani İbrahim. Mesela şuradan başlayalım. Evet. Şimdi sevgili seyirciler. Bu. Arapça. Türkiye'de basılan ilk sözlüktür. İlk kitaptır, pardon. Bütün İslam dünyasında. İslam dünyasında basılmış ilk kitaptır. Erhan anlatmasan şeyi buraya dayıyorum çünkü. Van Kulu sözlüğü efendim. Görüyorsunuz. Fakat bu bin küsur sayfalık kitabı, şöyle mi tutacağım, hangi kamera? Hayır, demin doğruydu. Şurası, ha. Şimdi dikkat ederseniz adamcağızın biri bundan 100 küsur sene önce bütün kelimelerin altını çizmiş deli işi. Kırmızıyla. Onlar baskıya dahil değil. Şu gördüğünüz, biraz daha yaklaşabilir miyiz? Şu kırmızı çizgiler görünsün. Adam oturmuş bütün binlerce kelimeyi altını çizmiş. Daha kolay anlamadığı şeyler herhalde çizdi. Hayır, bütün kelimeyi çizmiş. Hepsini çizmiş. Okay. Hepsini. Bir sinir. Yo, niye? Çok kolaylık. Murat, ilk sayfasını açar mısın lütfen? Kifayet etmiş. İlk sayfasını. Yani başlangıç. Şey. Sözlüğün başlangıcı. Hayır, yani. O mucit değil. Yani lügate başlangıç kısmını. Şurası. Mesela bu tesiple.
sayfada görüyorsunuz sevgili seyirciler, şuna tesip diyoruz. Müteferrika ilk önce bunları düz olarak çıkartmış. Yani şu renkli kısım yok. Bakmış ki satmıyor. Ticari bir yol bulmuş, buna tesip ettirtmiş el yazması gibi. Şu tesip el yapısıdır. Bu 1729 baskısı mı? Evet, ilk baskı. İlk baskısı. Ve bunun bir özelliği evet. de iki cildinin bir arada olması. Bu iki cilt de burada bunun bir arada. Bunun için Van Kulu 1000 tane mi basıldı, 500 evet, tane mi basıldı tartışmasına girmemek lazım. Eğer iki ayrı ciltse 500 tane, tek çıksa 500 tane. Ve müteferrikanın bir özelliği daha var. Müteferrika kitaplarının... Çok özel mıklebiyle ve işareti. Bu, sendeki iki ayrı cilt mi? Bendeki iki ayrı cilt mesela. Bu tek cilt. Çünkü biliyorsun... Biz pratik kullanıyoruz. Satışı tek cilt. Öğrenciye 40 kuruş mücellet değil. Ne demek o? Ciltsiz. Seyircilerimiz bilmeyebilir. Mücellet ciltli demek. Ben biliyorum. Erhan. Evet efendim, yani gördüğümüz gibi bir de ilk İslam dünyasında basılan ilk kitabı tutuyoruz. Yani Batı dünyasında Gutenberg İncil'i neyse ilk baskı kitap, Gutenberg'in bastığı İncil. Bugün tam nüshası 6 adet bütün dünyada bu İncil'in. 18 ile 30 arasında değiştiği söyleniyor nüshalarının. Fakat 6 tanesinin dışında kalan Gutenberg İncil'in hepsi eksiktir. En mükemmeli Leipzig'teymiş. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımanla maalesef gitmiş. Ama işte onun tabii baskı tarihi çok eski. Bodleyen'de de var. Temizli. En temiz derler şeydeki. Fakat bu 1430 Gutenberg İncil'i neyse bu kitapta odur. Yani Türkiye'de ve dolayısıyla İslam dünyasında basılan ilk kitap. Ve enteresan bir şey var. Müteferrika kitap basmaya sözlükle başlamış. Evet. Pek çok sözlük var o 17 kitap içinde. Ve sözlükle bitirmiş. Evet. Şuuri sözlüğü. O 1742 değil mi? Evet. Sözlükle başlamış, sözlükle bitirmiş. Mesela bu bu saray cildi. Evet. İki cilt ama. Evet. İki cilt ama burada. Saray cildi. Yani Müteferrika matbaanın özel cildi değil. Bir kere Müteferrika baskılarının ilk özelliği mücedvel değildir Pelin Hanım. Ne demek? Cetvel ankatre değildir. Kenar çizgileri yoktur. Bunun sebebi niye cetvelsiz, mücedvel olmayan? Çünkü bakın, yazma geleneğinden basma geleneğine geçerken yazma geleneğindeki bir takım kurallar basma geleneğinde de vardır. Nedir bunların ilk önce? Kitap bir besmeleyle başlar. Besmelesiz çok nadir kitap vardır. Besmeleyle başlamayan kitap çok nadirdir. İkincisi, cetvel çok sonra konmuştur kitaplara. Müteferrika matbaasından çıkmış kitapların hemen hemen hiçbirinde cetvel yoktur. Cetvel konursa fiyat da ona göre artıyor. Nedir? Yandaki marjların, boş alanların bırakılması da gene bir yazma geleneği. Çünkü lügat olsun vesaire olsun, insanların yanına bir derkenar, bir not alınacak yer bırakılmıştır. Bu güzel bir şey, değil mi? Evet. İkincisi, sayfa numaraları yoktur, varak üzerinedir. Evet. Varak üzerine olunca her baskı kitaba bir reddade konur. Yani ne demek o? Reddade kitabın sayfanın en altındaki diğer sayfaya geçecek olan kelimenin konması. Bu yalnız bizde değil, bu Batı geleneğinde de böyledir. Eğer reddadesi yoksa o sayfa... Abi onu istersen bir kitapta gösterirsen daha iyi olur. Evet, o hangi kitap o? Bu efendim sizinkiyle mukayese etmek üzere getirdiğim bir kitap. Şurası reddadedir bakın. Şunlar, bunlara reddade deniyor. Bu kelime, buradaki reddade biraz burada. Biraz daha alt alabilirsek arkadaşlar. Burada. Reddade geleneği daha sonra... İsterseniz gösterelim. Kamera...